Ya kızım deli misin sen? Zaten mimlendik. Gözleri saatte bekliyorlardır şimdi. Çık şuradan hadi, geç kalıyoruz ya. Özür dilersin. Sen dalga geç. Sabah annenin karşısında ölüyordum. Fark ettim. Of, ne umursamaz şeysin sen ya. Sen de korkudan felçli gibi oldun yani Salih. Ben senin için korkuyorum, bana ne? Alt tarafı beni başka yere postalarlar. Sen üzülürsün. Sen üzülmez misin? Yapma Zeynep. Olacak şey değil. Sizinkiler, benimkiler. Şimdi bile bir yerlerde bir adam bizi izliyor olabilir. İzlesin, ne yapıyoruz ki? Öpüşsek falan tamam da. Selam abla, ne haber? Dur biraz. Çok terledim, üstümü değiştireceğim. Annem salonda. Yeni hocanla birlikte seni bekliyor. Yeni hocam mı? Sakin ol, tamam mı? Annem her şeyi öğrenmiş. Akılsızca bir şey yaparsan Salih'in başını yakarsın. Dikkatli ol. Abla ne diyorsun sen? Neyi öğrenmiş? Hoş geldin Salih. Hoş bulduk. Hadi git, sıcak poğaça pişirdim, çayla ye. Of, en sevdiğim şey, çok iyi. Dün Salih'le beraber okuldan kaçtığınızı biliyor. Kaçmadık. Ben Meral'le... Zeynep kes artık. Salak gibi davranıyorsun. Ben çocuk için üzülüyorum. Çok iyi bir öğrenci. Doğru durmazsan onun hayatını mahvedeceksin. Bak aklını başına topla. Koca Karadağların kızı yanaşmalarının oğluyla. Olacak şey mi hiç? Onu düşünüyorsan çeneni kapat, derslerinle ilgilen. Bir üniversiteye kapağı at. Belki böylece kendi istediğin gibi yaşama şansın olur. Yoksa benim gibi böyle bütün gün evde dolanarak geçirirsin hayatını. Hadi, hadi yukarı, annem bekliyor. Hangi bölümü istediğine bağlı. Puanları da yeterse. Ah inşallah, inşallah. Buyurun, fırından yeni çıktı. Çaylar da geliyor. Teşekkürler. Hah, Zeynep de geldi işte. Gel kızım, bu Pınar Hoca. Üniversiteye hazırlık derslerinde üstüne yokmuş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın Zeynep? Çok mersi. İzninizle ben üzerimi değiştireceğim. Zeynep, hocan sabahları kaçta gelsin kızım? Onu da kararlaştıralım da. Öğleden sonra demek istediniz herhalde. Sabah dedim yavrum. Beni işitmedin mi? Sabahları okula gidiyorum anne. Artık okul eve geliyor. Yollarda vakit kaybetmene hiç gerek yok. Hayır anne. Okula gitmeme engel olamazsın. Zeynep. Kes ağlamayı. Bak beni dinle. Dediklerini yapmazsan Salih'i Antalya'ya amcasının yanına gönderecekler. Annem Fatma ile konuşmuş. Senin tutumuna bağlı olarak karar verecekler. Ya burada liseyi bitirecek ya da okulun bitmesine 2 ay kala yabancı bir yere, evinden ailesinden uzağa savrulup gidecek.
Ve daha da kötüsü, üniversite için hiçbir destek almadan. Seymen duyarsa bir daha onun yüzüne bile bakmaz. Nerede kaldı okutmak? Beni eve mi hapsetmek istiyorsunuz? Sınavlara kadar dişini sık. Salih'i düşün. Ne yaptık ki biz? Suçumuz ne? Unutursun bir tane. Ağlama. Daha küçüksün. Daha doğruyu yanlışı bilmiyorsun. Birlikte ne geleceğiniz olabilir ki? Her şeyi tepip gitsen bile bir gün aranızdaki uçurum sizi yılan gibi sokar. Geçmişteki ezikliğinin acısını senden çıkarır. Her şey için seni suçlamaya başlar. Sen de onun gömleklerini yıkadığında kalırsın. Bırak, bırak çocuk geleceğinden olmasın. Senin paran var, pulun var. Dünya kadar mal kalacak. Onun nesi var? Okuyamazsa elinde ne olacak? Altyazı M.K.